Marvel sinematik evreninde geçen filmlerle 10 yılı aşkın süredir içli dışlıyız. Bu uzun serüven bazı karakterlerin resmen gözümüzün önünde değişime uğramasına yol açtı. Yani saç modelinden tutun, giydiği kostüm ya da kullandığı silah zamanla illaki değişime uğruyor. Ki zaten bence değişime de uğramak zorunda. Yani yapımcı izleyiciyi baymamak için zaman zaman az da olsa risk almalı. Öyle ki Avengers Endgame'de de bazı karakterleri sert virajlara sokmaktan çekinmemişler. Listedeki değişimler, ay bunun saçı değişmiş, ay o tişörtü nereden aldın edasında değil. Yani dediğim gibi ciddi değişimlerden bahsedeceğiz. Arada ufaklara da değinirim. Bu arada başlıktaki süper kahraman kelimesine aldanmayın. Listede bir kötü adamımız da var. Eğer bir Marvel severseniz videoyu beğenip abone olun ki Marvel karakterleri üzerine yapacağım diğer videolardan da haberdar olun. Beyler, filmde Steve Rogers yani namı değer Kaptan Amerika öylesine sağlam işlendi ki Civil War'da Tony de Tony diye tutturmuş Iron Man fanlarının dahi gönlünü fethetti. Özellikle Mjolnir'i kaldırması ona olan saygıyı arttırdı. Ve en önemlisi Infinity War'daki sönük halini çok iyi dengeledi. Tarz bakımından sakalları kesmesi dışında pek bir olayı yok. Ama en önemlisi Steve, filmin sonunda kuantum gerçekliği aracılığıyla Peggy ile aşk dolu bir hayat sürmeyi yeğledi. You told me you thought I was meant for more than this. Did you mean that? Every word. Yani geçmişte kalmayı tercih etti. Buna mütevellit de yaşlı halini görmüş olduk. Aslında Steve farklı bir zaman çizelgesinde kalmayı tercih etti. Bu işleniş hem Avengers Endgame'e şiirsel bir hava kattı, hem de yüzbaşının kısa da olsa farklı bir halini görmüş olduk. Sıradaki Marvel karakterine geçmeden önce size bahsetmek istediğim bir Android uygulaması var. Nox Cleaner bir çeşit antivirüs programı. Android cihazınızı temizlemek için birebir. WhatsApp, Line ya da WeChat gibi artık ne kullanıyorsanız kullandığınız mesaj programını Nox Cleaner yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu uygulama benzer görüntülerin bulanık ya da kötü çıkanlarını tespit edip hızlıca silmenize de yardımcı olur. Telefonunuz deliler gibi ısınmaya başladığında işlemcinizi soğutmak için de kullanabilirsiniz. Özellikle mobil oyun oynayanlar iyi bilir, cihazınızın işlemcisi 40 santigrat üzerine çıktığında Nox Cleaner'la işlemciyi soğutabilirsiniz. Çok mobil oyun oynayan biriyseniz, Game Booster kısmından pinginizi, işlemci sıcaklığınızı ve belleğinizi kontrol edebilirsiniz. İyisi mi açıklama kısmındaki linkten Nox Cleaner'ı indirin ve derinlemesine bir temizliğe girişin. Halkı birçoğumuz kırıp döken, parçalayan, sinirli versiyonuyla tanıyıp seviyoruz. Halkın bu hali hepimizin içinde olan o sinirli tarafımızı yansıtıyor bir bakıma. Hulk'ın birçok alternatif versiyonu bulunuyor. Geneli kırıp döken cinsten olsa da Profesör Hulk en sakinlerinden. I don't want to take a picture with him. Yeah, look, he's even saying no, he doesn't. I get come it. Come on, the kid. I don't want it either. I don't want a picture with them. But he's gonna feel bad. Sorry. They're happy. Infinity War'da Hulk ve Bruce Banner arasındaki gerginlikten ötürü Endgame'de genel olarak aşırı sinirli bir Hulk bekleniyordu. It's been a while. It's been good to have you, buddy. I need to concentrate here for a second. O yüzden bazıları Profesör Hulk'ı görmekten hiç memnun olmadı. Ben memnunum. Kontrol edilemez bir karakterle empati kurmakta çok zorlanıyordum. Ama Banner'ın bir insan olması onu daha izlenebilir kılıyor bence. Profesör Hulk'ın insancıl bir Hulk olduğunu varsayarsak da ondan gayet memnunum. Elbette filmde birçok insan olduğundan Hulk'ı manyak sinirli bir şekilde yansıtsalardı kötü olmazdı. Hatta baharat işlevi görürdü. Ama bu tarz bir Hulk'ın Marvel'ın geleceği için iyi bir yatırım olmadığı bir netlik. Biraz eskilere bakıldığında örneklerini de görmek zor değil. Fragmanda Clint'in Ronin versiyonunu gördüğümüzde Clint'in Ronin'e dönüşmesinin hikayede büyük bir yer kaplamayacağı belliydi. Aksi halde konu bütünlüğü zedelenirdi ve bırakın 3 saati 4-5 saatte zor toparlanırdı konu. You can't give me. Neyse ki Ronin kimliği öylesine güzel işlendi ki kısa ve özdü. Çok uzatmadılar yani. Ronin, efendisiz kalmış samuraylara verilen genel bir isimdir.
Thanos'un evrenin yarısını yok etmesiyle Clint tüm ailesinin toza dönüştüğüne tanık oldu. Bu ona çok ağır geldi ve Japonya'da kelle kesmeye başladı. Evet, kısaca böyle. Hawkeye kimliğiyle karşımıza çıkması da pek uzun sürmedi filmde. Bu sevindirici çünkü Clint'i görmeyeli uzun zaman olmuştu. I'm Clint. I don't care. Çizgi romanda bu Ronin olayı daha farklı gelişiyor. Hawkeye ölümden döndürülünce hafıza kaybı falan yaşıyor. Bunalıma giriyor. Her ikisinde de bir süre sonra Hawkeye haline dönmeyi başarıyor. Filmdeki olaylar günümüz ve 2023'te geçiyordu. Böylece ufak tefek de olsa her karakterde değişiklik olmuştu. Bazı değişimler hikayenin şekillenmesine yol açarken bazıları görsellikten başka bir halta yaramadı. I think we both need to get alive. You first. Bence Thanos'u MCU tarihinin en iyi villain'ı yapan nokta, onu her pencereden görmüş olmamız. Infinity War'da resmen anti-hero edasındaydı. Yani tam olarak, oğlum çok kötü herifsin sen, diyebilecek durumda değildik izleyici olarak. One side or the other. Endgame'de ise bir hedefini gerçekleştirmiş ve taşları yok etmiş, kötü demeye bin şahit isteyecek bir Thanos. Thank you, daughter. Perhaps I treated you too harshly. Bir de tam olarak baş kötü kavramının tanımı olabilecek bir Thanos vardı. Back to me. Kısacası dede kıvamında bir Thanos, anti-hero Thanos ve süper kötü Thanos desek çok abartı kaçmaz sanırım. Thanos'un bu tatlış dede kıvamındaki hali hem dramatik hem de şaşırtıcıydı. Evet, dünyadaki dengeyi sağladığında bunu yapacağını sürekli dillendiriyordu. Fakat onun bu hali bayağı bir nefretten arınmış gözükmüyor mu sizce de? Bir değişim diyebilir miyiz tartışılır. Tony'nin fragmanda da sıkça vurgulanan bu gemide hayat mücadelesi verdiği kısmı hatırlıyorsunuz. Bir zahmet, filmi daha yeni izledik, hatırlayıverin. Dramatikti ve fragmanda da en yoğun duygu içeren kısımdı. Carol, yani namı değer Kaptan Marvel'ın yardımıyla Tony uzunca bir aradan sonra bizim ekiple tekrar buluştu. Haliyle oldukça sağlıksız görünüyordu ve bir hayli zayıflamıştı. Bunun yanında da biriken öfkeyle ve kinle biraz sinirli bir Tony Stark vardı karşımızda. Yani ne o playboy havası ne de rahat tavırları vardı. İyi ki 2023'teki hali daha çok karşımızdaydı. Burada toparlanmış ve eski tarzını aşağı yukarı yakalamış bir Tony vardı. Değişimi aşırı göze batan ve bu değişimi birçok izleyici tarafından pek de sevilmeyen süper kahramanımız Thor. Bunun üzerine derin bir video yaptım. Yönetmenlerin bu çılgın fikre nasıl ve neden kapı açtığından bahsediyordum. Thor, 5 yılın ardından kendini salması nedeniyle bir dombiliğe dönüşmüş. Oh my god! Oh my god, it's so good to see you! Give me a cut with little rascal. No, I'm good. I'm good. Ayrıca sakalı ve saçı oldukça bakımsız bir şekilde uzamış. Fiziksel değişim olduğu oldukça açık. Ama benim bu noktada eklemek istediğim, Thor'un zihinsel olarak da büyükçe bir değişime uğramış olması. Yani eski o sinirli, çektiği acıları motivasyona dönüştürebilen bir Thor yok karşımızda. Yıkık, oğlum salın beni de bir bira kapıp geleyim diyen bir Thor var resmen. Böylesine bir işlenişin depresyona girmiş bir insan tasviri olduğundan bazılarımızın karakterle empati kurma olanağı artmış olmalı. Rip off your arms and shove them up your butt. Oh, that's right. Yes, go cry to your father, you little weasel. Thank you, Thor. Hey, let me know if it bothers you again, okay? Thank you very much. Listeler için hoş 5'e abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.